Günün özeti itirazlarla başlamak icap eder elbette. Ürgüp'ten gelen bir karar var. Ürgüp'te seçim iptali var. Bitmedi Pınarbaşı'nda var. Ardahan'da CHP lehine sonuçlanan bir durum var. İtirazları yeniden sayım kararını yetmez seçim iptallerini konuşacağımız bir dönemin içerisinden geçiyoruz. 2 Haziran'a verilen tarihler var. 2 Haziran'da bir kez daha sandık başına gidecek ilçelerimiz var. Yakından takip edeceğiz. Vatandaşın attığı haliyle o oyun sandıktan çıkması için hukukçular mücadele verirken haberciler de gerçeği ekranlarda belgelemeyi sürdürecek. Sözcü ekranlarında elbette. Ekrem İmamoğlu bugün İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. İlk özel röportajını Sözcü'ye vermiş oldu. Peki ne söyledi Sözcü'ye? Ne anlattı? Seçimi şifrelerini, mazbatayı ikinci kez nasıl kazandığını... Türkiye İttifakı'ndan CHP'yi İstanbul İttifakı özelinde de İstanbul'daki oy zaferini anlattı. Bundan sonrasına ilişkin de yanıtlar vardı. Ekranlara getirdik. Ekrem İmamoğlu konuşmaya devam edeceğiz anlaşılan. Keza aynı şekilde Ankara'da Mansur Yavaş'ı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ise seçim ikinciliği buradan nasıl bir hesap çıkacak sorusu var faturanın kime kesileceği var. Vatandaş faturayı zaten kesti. Parti içinde kesen kestim faturayı diyen de var. Bakanlara kesecekmiş, trollere kesecekmiş, milletvekillerinden bırakanlar olacakmış diyenler de var. Kulisler harlanacak ve bunlar AK Parti üzerinde konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Son olarak hayırlı bayramlar diyelim. Bayram trafiğine aman dikkat diyelim. Elbette cebimizin hesabını daha çok konuştuğumuz, seyahatin bile ne kadar pahalı hale geldiğini birkaç yıldır görüyoruz, gözlemliyoruz, ekranlara taşıyoruz, yaşıyoruz, içinden geçiyoruz. Ya da bu süreç hepimizi bitirecek kadar kimizden geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada artık bayram dileklerini ortaya koyalım. Bugün geldiğimiz noktada dönüşte bayram trafiğinin dönüşte kötü haberler sunmak istemediğimizi de vurgulayalım. Günün özeti böyle. Son cümle hayırlı bayramlar olsun. Değerli meslek büyüğüm Fatih Portakal'ın sadece bir günlük yokluğunda buradaydık efendim. Sözcü Televizyonu haber merkezi hazırladı. Bizler aktarılmasına vesile olduk. Değerli rejimiz ve stüdyo çalışanlarımızla birlikte Sözcü Ana Haber'den bugünlük bu kadar. Pazartesi daha iyi bir ülke umuduyla rastlaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.